kuvvet serileriyle uğraşmaya devam edelim. Bu serilerin türevini ya da integralini almak istiyor olabiliriz ve genel olarak bunu terim terim yani her terimin tek tek türevini ya da integralini alarak yaparız. Ne demek istediğimi tam olarak anlatamamış olabilirim. Aslına bakarsanız f'in türevinin yani f üssü x'in bu terimlerin türevlerine eşit olacağını söylemek istiyorum. Şöyle yazalım. N eşittir birden sonsuza kadar. Evet x üzeri n'in türevi nedir? N çarpı x üzeri n eksi 1 değil mi? Yazalım. n çarpı x üzeri n eksi 1 bölü n. N'ler birbirini götürünce geriye x üzeri n eksi 1 olacak. Evet, bunun x'e göre türevini aldığımızda bunu elde ediyoruz. Benzer şekilde integralini almak istersek de fx dx'in integrali de bir sabit artı buradaki toplamın terimlerinin ayrı ayrı integraline eşit olur. Ne eşittir? Birden sonsuza kadar kuvveti bir arttırıp yeni kuvvete böldüğümüzde x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 elde ederiz ve çarpı neyi de unutmayalım. Kuvvet serileriyle çalışırken bu tekniğin sıklıkla kullanıldığını bilmelisiniz ve bunu sadece kuvvet serisinin yakın saklık aralığındaki x değerleriyle yapabileceğimiz için şimdi biraz daha detaya gireceğiz. Ayrıca az sonra bu iki serinin yakın saklık aralıklarının azıcık farklı olduğunu da göreceğiz. Aslına bakarsanız aralıklar benzerdir ancak uç noktasında olan biten biraz farklı olacak dersem evet daha doğru olur. Bu noktada her zaman olduğu gibi sizden hemen videoyu durdurup bu iki serinin yakınsaklık aralıklarını kendi kendinize bulmanızı isteyeceğim. Evet bu orijinal serinin integrali bu ise türevi. İsterseniz serinin kendisiyle başlayalım ve saklı karalığının ne olduğunu bulalım. Bunu oran testini yaparak bulabiliriz, öyle değil mi? Oran testinde en sonsuza giderken, a alt indis n artı 1 yani x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 bölü a alt indis n yani x üzeri n bölü n'nin limitini değerlendirmemiz lazım. Bunun mutlak değerini de alacağız. N sonsuza giderken, bunun limiti bir bakalım. Bunu ve bunu x üzeri n'e bölersek bu 1 olur. Bu da x ve buradaki n de yukarı gelir. Yani x çarpı n bölü n artı 1 elde ederiz. En sonsuza giderken limitini değerlendirecek olursak da payı ve paydayı n'ye bölersek, x bölü 1 artı 1 bölü n elde ederiz. En sonsuza giderken, bunun değeri 0'a yaklaşacağından sonuç olarak buradan x'in mutlak değerini elde etmiş oluruz. Oran testine göre de bunun burası eğer birden küçükse yakınsak, birden büyükse ıraksak ve bire eşitse de sonuçsuz olacağını biliyoruz. Hemen not edelim. X'in mutlak değeri eğer birden küçükse yakınsak, birden büyükse ıraksak olacak. Peki X'in mutlak değeri bire eşitse ne olur diye sorarsam ne cevap verirsiniz? Oran testi işte bu durumda işe yaramaz. Yani başka bir test uygulamamız gerekir. İsterseniz x'in 1'e eşit olduğu durumda ne olacağına beraberce bakalım. x 1'e eşitken seriyi n eşittir 1'den sonsuza 1 üzeri n bölü n'nin toplamı. Bu 1 bölü n'ye eşit olur öyle değil mi? Ve bu da p'nin 1'e eşit olduğu p serisi ya da harmonik seri haline gelir. Bundan önceki birkaç videoda gördüğümüz gibi gibi, bunun ıraksadığını da biliyoruz. Evet x 1'e eşitken ıraksar diye not ediyorum. Peki x'in eksi 1'e eşit olması bu durumda ne olur? x eksi 1'e eşitken bu n eşittir 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n bölü n'e eşit olur ve bunun da değişen harmonik seri olarak adlandırıldığını duymuş olabilirsiniz. Ve değişen seriler testini yaparsak bunun yakınsadığı sonucuna ulaşırız. Evet bunu da farklı videolarda görmüştük. Buna dayanarak buradaki orijinal serinin yakınsaklık aralığını not ediyorum. Evet yakınsaklık aralığı eksi 1. 1 küçük ya da eşit x, evet x eksi 1 olduğunda yakınsıyordu, öyle değil mi? Ve x küçüktür 1 olarak belirleyebiliriz. Neden diyecek olursanız x 1'e eşit olduğunda ıraksıyordu, evet. Orijinal fonksiyonun yakınsaklık aralığını bulduk. Peki, ya bu? Yani türevin yakınsaklık aralığı ne olur? Türevini aldığımızda x üzeri 0 artı x üzeri 1 artı x üzeri 2 şeklinde başlar ve bu şekilde devam ederiz. Bunun ortak oranı x olan geometrik bir seri olduğunu fark ettiniz değil mi? Not ediyorum. Ortak oranı r ile gösterelim. Evet bu x böyle bir geometrik seri. Geometrik serilerin yakınsaması için de ortak oranın mutlak değerinin birden küçük olması gerektiğini biliyoruz. Evet, birden küçük olması lazım. Bu yüzden de f'in türevini aldığımızda elde ettiğimiz yakınsaklık aralığı bunun neredeyse aynısı olacak. Hemen bunu da not edelim. Yakınsaklık aralığı eksi 1 küçüktür x, o da küçüktür 1 olacak. E, bu aralıkta x'in eksi 1'e eşit olamayacağının altını çizmek istiyorum. Neden? Çünkü x eksi 1 veya 1 olduğunda seri ıraksar. Şimdi bu aralıkların hemen hemen aynı olduklarını söyleyebiliriz. Bunların sıfır merkezli seriler olduklarını göz önünde bulunduracak olur isek yakınsaklık yarıçapları aynıdır. Burada ve burada da bir aşağı ve bir yukarı gidebiliriz ve bu genel bir doğrudur. Yani aralıklar hemen hemen aynıdır ama sınır değerleri farklı olabilir. Bunun doğruluğundan emin olmak adına sizi oran testini ve sınır değeri koşullarını kullanarak buradaki integralin yakınsaklık aralığının ne olduğunu bulmaya davet ediyorum. Yakınsaklık yarı çapının yine aynı olduğunu göreceğiz. Yani 0'ın 1 altına inip bir üstüne çıkıyor olacağız. Bu aralıkta olacağız ama göreceğiniz gibi bu x eşittir eksi 1 ve x eşittir 1 için de yakınsayacak. Uzun hikayeyi kısa kesmek adına bunun yakınsaklık aralığının da eksi 1 küçük ya da eşittir x o da küçük ya da eşittir 1 olduğunu göreceğiz. Yakınsaklık yarı çapları aynı ama aralıkların sınır değerleri farklı. Bunun ispatını yapmak için orijinal fonksiyon için kullandığımız tekniği yani oran testini kullandığınızda x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 durumlarını değerlendirmeniz gerekecek ve x eksi 1'e eşit olduğunda değişen p serisi yani yakın sayan bir seri elde edeceksiniz. x 1 e eşit olduğunda da paydasının derecesi birden büyük bir p serisi ya da p serisine benzeyen bir seri elde edeceksiniz ki testi yaptığınızda bunun da yakınsadığını göreceksiniz.